Yerel seçim için geri sayım devam ederken önemli bir gelişme de bugün yaşanacak. Siyasi partilerin oy pusulasındaki yerleri belli olacak. Ayrıntılar için CNN Türk muhabiri Paşa Alyurt'a dönelim. Paşa, hemen sözü sana bırakalım. Evet, Yüksek Seçim Kurulu konferans salonundayız şu anda ve Yüksek Seçim Kurulu'nun o belirlemiş olduğu seçim takvimi doğrultusunda bugün kritik bir gün. Zira Birleşik Oy Pusulası'nda siyasi partilerin yerleri belirlenecek. Hatırlanacak olursa Ahmet Yener başkanlığında yapılan açıklamada daha önce 36 siyasi partinin seçimlere katılma hakkı kazandığı ifade edilmiş. Ancak Yenilik Partisi o siyasi seçimlerden çekilmeye kararı almıştı. İşte bu sürecin ardından 35 siyasi partinin oy pusulasındaki yerler belirlenecek ve daha sonrasında da artık seçim takvimlemeye devam edecek. Dakikalar sonra, çok kısa bir süre kaldı, Ahmet Yener de az önce buradan şimdi İçişleri'ye doğru girecek ve o kura çekimini gerçekleştirecek. Burada şu anda şunu da dipnot olarak belirtelim, tamamıyla artık salon dolmuş durumda. Siyasi parti temsilcileri içeride yer alıyor, içeriye girişini gerçekleştirdi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'ın da burada olduğunu ifade edelim. Parti temsilcileri koltuğunda oturduğunu dipnot olarak ekleyelim. Tabii buradaki sıralamayı ifade edecek olursak ilk sırada YSK'da temsilcisi bulunan o siyasi partiler yer alıyor. Diğer noktadaki o parti temsilcileri ise alfabetik sıralamaya göre yer alacak ve buradaki o, evet, şu anda da artık Yüksek Seçim Kurulu Başkanı konferans salonuna giriş yapmış bulunuyor. Saat 14 itibariyle o buradaki o fanus içerisine yerleştirilen toplar üzerinden de burada siyasi partilerin yerleri belirlenecek ve 31 Mart yerel seçimlerinde siyasi partilerin oy pusulasındaki yerler belirlenmiş olacak. Dilerseniz biz hemen o tarafa doğru geçelim. Evet, şu anda toplarda yerleştirmiş durumda. Buraya hemen bırakalım. Tabii bu anda bir anlamda hazırlıklar devam ediyor. 2-3 dakikalık bir süreç olacak. O yüzden buraya doğru, geri doğru çekildim. Bir yandan da dilerseniz o detayları sizlerle paylaşalım. Burada görmüş olduğunuz gibi Ahmet Yener oturuyor. Onun hemen yanında Başkan Vekili, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili yer alıyor. Diğer yanlarında ise kurul üyeleri ve yine Yüksek Seçim Kurulu'ndaki siyasi parti temsilcileri yer alıyor. Şu anda da tabii hazırlık çalışmaları devam ediyor bir yandan. Dilerseniz biz hemen mikrofonu bu tarafa doğru bırakalım. Evet, hazır mıyız arkadaşlar? Siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, sayın basın mensupları, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler genel seçimlerine katılacak olan siyasi partilerimizin Birleşik Oy Pusulası'ndaki yerlerinin belirlenmesi ile ilgili olarak kurulumuzca yapılacak olan kura çekim törenine hoş geldiniz.
Yüksek Seçim Kurulu'nun 2001-2024 tarihli ve 2024'de bir sayılı kararıyla seçime katılma yeterliliğine sahip 36 siyasi parti tespit ve ilan edilmiştir. Seçim takviminde işleyen süreç içerisinde Yenilik Partisi mahalli idareler genel seçimlerine katılmayacağını belirttiğinden kura çekimine 35 siyasi partimiz katılacaktır. Yine devam eden süreç içerisinde seçime katılan siyasi partilerimizden Büyük Türkiye Partisi ismini Ocak Partisi olarak değiştirdiğinden kura çekimine bu isimle katılacaktır. Buna göre 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler genel seçimlerine katılma hakkı bulunan siyasi partilerimiz alfabetik sıralamaya göre Adalet Birlik Partisi, Adalet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Anadolu Birliği Partisi, Anavatan Partisi, Aydınlık Demokrasi Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Emek Partisi, Gelecek Partisi, Genç Parti, Güç Birliği Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Hür Dava Partisi, İyi Parti, Memleket Partisi, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Milli Yol Partisi, Ocak Partisi, Saadet Partisi, Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Yeni Türkiye Partisi ve Zafer Partisi'dir. Şimdi kura çekimine başlıyoruz. Kura çekiminde kullanacağımız fanuslardan birinde siyasi partilerimizin adı, diğerinde ise siyasi partilerin pusuladaki yerlerini belirleyecek sıra numarası bulunmaktadır. Kurul üyelerimiz tarafından siyasi partilerimizin ismi çekilecek, ismi gelen siyasi partimizin temsilcisi de pusuladaki sırasını belirlemek için çekim yapacaktır. Cumhuriyetimizin 2. yüzyılının ilk seçimi için yapılacak kura çekiminin Türk milletine, Türk demokrasisine, siyasi partilere ve tüm adaylara hayırlı olması dileğiyle kura işlemine başlıyoruz. Evet, hayırlı uğurlu olması dileğiyle ilk topumuzu... Evet, Millet Partisi. Evet, Millet Partisi adına kura çekimi için Sayın Mehmet Ali Küçükgüzel'i gösterirsek. 26. Evet, Ekrem Başkanım. Milliyetçi Hareket Partisi. Evet, Milliyetçi Hareket Partisi adına Sayın Fethi Yıldız. Buyurun Fethi Bey. Ortadan bahsediyor. Otuz birinci sıra Milliyetçi Hareket Partisi. Evet, Orhan Başkanım.
Hangi parti? Hüdapar. Evet. Evet, Şehzade Demir Bey buyurun. Yirminci sıra. Ali Başkanım. Yeni Türkiye Partisi. Evet, Yeni Türkiye Partisi adına Fevzi Kaya Bey. Yedinci sıra. Gir, oraya bırak. Kartal Başkanım. Gelecek Partisi. Evet, Gelecek Partisi adına Eyüp Köse Bey. Altıncı sıra. Evet, Talip Başkanım. Sol Parti. Sol Parti adına Mihriban Karataş abi. Alalım dedim. Sıkar atıyor. Bir sorun varmış. Üçüncü sıra. Evet, Serdar Başkanım. Özgürlükler Partisi. İrfan Korucu Bey. Karşıya da göster. 21. sıra. Evet. Mahmut Başkanım. Memleket Partisi. Memleket Partisi aslında Yavuz Kayahan Yüreğir Bey. Beşinci sıra. Evet, sıra. Fevzi Başkanım. Aydınlık Demokrasi Partisi. Aydınlık Demokrasi Partisi adına Sayın Musab Saluk. Otuzuncu sıra. İsmail Başkanım. YSP. Dedik Sol Parti adına Hasan Erçelebi Bey.
şöyle sıkar açın. Sıra çıkıyor. 7 numara. 7. sıra. 7. Ali Başkanım. Adalet Birlik Partisi adına Abdullah Demir Yürek Bey. Gösterelim. Emek Partisi. Emek Partisi adına Timurlenk Bey, buyurun. Ekrem Başkanım. Halkın Kurtuluş Partisi. Sait Bey, Sait Kıran. Buran Bey. Güç Birliği Partisi. Pınar Albayrak hanımefendi. Beşinci sıra. Ali Başkanım. Milli Yol Partisi. Milli Yol Partisi adına Barış Ezer Bey. Sıra. Halk Partisi. Adalet ve Kalkınma Partisi adına Recep Özel Bey. Sıra. Yeniden Refah Partisi. Yeniden Refah Partisi adına Murat Çelebi Bey. Kaç? 8. 8. sıra. Evet.
Zafer Partisi. Zafer Partisi adına Fikret Bayır Bey. On ikinci sıra. Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi adına Mehmet Hadim Yakuboğlu. Ocak Partisi. İbrahim Gökhan Güngör Ocak Partisi adına. İkinci sıra. İsmail Başkanım. Vatan Partisi. Berke Mustafa Berkli. Otuz beşinci sıra. Saadet Partisi adına Ahmet Avcı. Otuz dördüncü sıra. Anavatan Partisi. Anavatan Partisi adına Osman Lüy Bey. Altıncı sıra. Türkiye İşçi Partisi. Türkiye İşçi Partisi adına Eren Gönen Bey. Otuz ikinci sıra. Bağımsız Türkiye Partisi. Bağımsız Türkiye Partisi adına Hasan Kuloğlu. Gösterelim. 15. sıra. Ali Başkanım. Milliyetçi
Anadolu Birliği Partisi. Anadolu Birliği Partisi adına Yağmur Uysal. Birinci sıra. Genç Parti. Genç Parti adına Çağatay Açıkbaş. Dokuzuncu sıra. Demokrat Parti. Demokrat Parti adına Adnan Turfan. Dördüncü sıra. Adalet Partisi. Halim İslam Güçlü. Sekizinci sıra. Demokrasi ve Atılım Partisi. Deva Partisi. Demokrasi ve Atılım Partisi adına Mehmet Zeki Kaplan. Sıra. Tamam. 33. Evet, Sayın Başkanım. İyi Parti. İyi Parti adına Sayın Burcu Akçaru. İki numara. İki numara. Büyük Birlik Partisi. Büyük Birlik Partisi adına Zekai Yiğit. Dört numara. Türkiye Komünist Partisi. Çisel Demirkan Sakallı. On numara. Tamam, son biz açalım. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi. Yekbum Geylani Hanım Efendi.
9 numara. Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Hareketi adına Cengiz Kılıçer. On dört sıra. Evet, değerli basın mensuplarımız ve siyasi parti temsilcilerimiz, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler genel seçiminde siyasi partilerimizin oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi bu şekilde tamamlanmıştır. Tüm siyasi partilerimize, adaylarımıza ve Türk demokrasisine hayırlı olmasını diliyoruz.